İyi akşamlar. İskenderun Demirşehir günlük grafik. Şimdi İstemir, Ereğli, Kardemir'e de bir bakalım. Ona da bir bakayım. Yani yanlış bilgi de vermeyeyim. Kardemir'in biraz daha değişikti şeyi. Profili biraz daha değişikti diye hatırlıyorum yani grafiği. Yani o da yatay. Yani çok da değişik değilmiş ama biraz daha dik düşürmüş. Şimdi Kardemir örnek olarak açayım. Bağlayacağım yani neden gösterdiğimi. Ereğli yukarıda yatay bir bant sayılır ellerinde. İstemir de öyle. Şimdi demirciler yatıyor arkadaşlar. Demircilerin hepsi iyi karlar verdiler. Büyümeleri iyiydi. Yani ben vakıf değilim o kadar çok temel analizlerine ama yukarıda yatay bant yapmaya başladılar. Bu genelde bir bekleme alanıdır. Bir dağıtım alanıdır. Piyasa tarafından kullanılan bir alandır. Ve öyle varsayılır yani Doğu teorisine göre. Dolayısıyla hani burada genel itibariyle demirciler de sadece İskenderun Demirşehir değil dediğim gibi Kardemir ve Ereğli'de de aynı şeyi alabilirsiniz. Majör destek hattına bakılır. Yani majör destek hattından aşağı yönlü bir satış yoksa piyasa umudunu kaybetmemiş demektir grafiğe göre. Dolayısıyla hani yukarı alanlar önümüzdeki dönemlerde zorlanabilir. Ha tabi burada şimdi yatay bandın içinde dipte alırsınız tepede onu ben bilmem. Yani onu herkes kendi stratejisini burada kurgular. Ama yani burada 25 liraya dikkat edilebilir benim gördüğüm kadarıyla. Şu an zaten hani çok şey sevimli bir alan değil bulunduğu alan. 50 ortalamalar falan yavaş yavaş delindi. Altında kapanışlar gelmeye başladı ama genel manada hani bir yatay alan kabul ettiğimiz için 50 ortalama, 8 ortalama, 20 ortalama gibi ortalamaları değil. Bence bandı kullanmak daha doğru olabilir. 25 liranın altında kapanışlar geliyorsa istemiyor da piyasa biraz daha satıcı bir pozisyon almış diye kendi adıma düşünürüm. Orada biraz daha belki satış baskısı 25'in altında artabilir. 30 geçmeden de artık bir şey diyemiyoruz. Yani boğa diyemiyoruz. İskenderun Demirşehir'e bu bandı takip edeceğiz. 25 lira aşağıda. Zaten bu yatay bantlar onu da söyleyeyim. Genel olarak %15-20'lik dilimde oluşur. Yani benim gözlemim o. Çoğunlukla piyasa bu dilimi kullanır. Altlarda alıcılar geliyorsa sıkıntı yoktur. Çoğunlukla bir tekrar üst bant zorlama ihtimali yüksektir. Bu tür durumlarda. Ama o üst bant geçilmedikçe hani büyük bir beklentiye de girmemek lazım. 30 liranın üstünde kapanışlar alabilirsek İskenderun Demirşehir'de kapanış demiyorum. Tek kapanış demiyorum. Minimum 5 liralık bir gelir belki formasyona göre beklenebilir. Yani 30'un üstünde özellikle 31 buçuk kapanışı geldiği zaman alanın 35'e doğru tamamlanması yani katlaması yatay alanın ihtimal dahilinde. Aşağı taraf için de aynısı tabii. Yani 23,5 burada kırılıyorsa hani diyelim 25 kırıldı. Çünkü bu %25'ler hep anlatıyorum yani bunlar bir destek alanıdır, dönüş alanıdır. Yani formasyon %25'ten sonra genellikle tamamlama eğilimine giriyor. 23,5'tan da aşağı bir kapanış geliyorsa o zaman da haliyle 20 liraya doğru bir düşüş ihtimali olabilir. Grafiğe göre konuşuyorum. Bakın temel analizlerinden çok da fazla haberim yok. Hatta İskenderun Demirşehir'in hiç haberim yok. Onu da söyleyeyim. Yani temel analize dayalı bir şey bekliyorsanız yanlış bir şeydesiniz, videodasınız. Dolayısıyla bu yani çok basit bir grafik. Çünkü yatay alan. Şuradakine benzer. Burası da yine görece yatay bir alanda. Şu bantta benzer bir bant. Bakın. Çok farklı bant değil. Yani bu bandı şu an buna göre bir, bu banta göre bir şey yapılabilir. Strateji güdülebilir. 46 RSI. Yani sönük. Burada RSI'nin MACD'nin size yardım olmaz onu söyleyeyim. Yatay bantlarda RSI ve MACD al diyene kadar, sat diyene kadar ya üste değersiniz ya aşağı desteğe değersiniz. Çok bir anlamı olmaz. Yani onun için burada RSI ve MACD'yi şu an için takip etmenin çok fazla. Herhangi bir sadece RSI MACD değil. Bakın herhangi bir göstergeyi, osilatörü şunu bunu burada takip etmenin çok bir mantığı yok. Bana göre majör destek hattı takip edilir. Kırılmadıkça da ona göre bir pozisyon alınabilir. Yani ben biraz 25'te yuvarladım. Onu da söyleyeyim. Hani burada grafiği incelerseniz daha çok hani kapanışlar anlamında 25 80'leri falan görürsünüz. %3'ün çok bir önemi yok. Davranışsal da bir alan olduğu için 25 olarak söylüyorum. Ama siz yani 25'e ben katlanamam diyorsanız kapanışlar anlamında belki 25 80'i kullanabilirsiniz. Dolar olarak da bakalım. Orada tabii düşüş var dolar bazlı. Şöyle göstereyim. Orada bir yatay bant yok. 200 ortalamanın altında. Şimdi İskenderun Demirçelik dolar bazlı baktığınız zaman 200 ortalamanın altında sarkmalarda genellikle piyasanın pozisyon aldığını görüyorsunuz. Tabii şunu sorun arkadaşlar. Yani demirciler şimdi dünyada bir resesyon fiyatlaması var. Hani bizim demirciler yerli işlerinden değil, ihracatlarından dolayı bu kadar kıymetliler.
Ama bir taraftan tabii Rus demirine de ambargo geldi Avrupa'dan. Dolayısıyla bizim demirciler, ben şeyi bilmiyorum. İskenderun'da şey Avrupa'ya ne kadar mal gönderir onu bilmiyorum. Ya da gönderim göndermez mi? Ama bunu da bir şey sorun. Temel analizce sorun. Yani bu resesyon fiyatlaması işte dünyada inşaat sektörü ne duruma gider? Demir kullanımı, demir fiyatları. Bunlarla bu grafikler doğrudan bağlı. Dolayısıyla hani daha böyle uzun vade yatırımcıysanız bir danışmakta temel analizce fayda var diye düşünüyorum. Yani dolar bazlı grafik, yani normalde biz eğer demir sektörü bir şeyden etkilenmeyecekse Türkiye'de, dünyada konjonktürel durumdan falan, hani demir sektörü için baktığın zaman İskenderun demir şey 200 ortalamanın altında mesela çoğunlukla alıcı olmuş piyasa. Yani şu dolar grafiği. Ha şunu da söyleyeyim, hatırlatayım. Her çok videoda hatırlatıyorum, tekrar hatırlatayım. Bakın bizde sinüs şeklinde ilerler. Dolar bazlı demirciler. Yani uzun vade grafiklere baktığınız zaman işte hepsinin bir yeri var. Baktın yani Ereğli galiba yukarıda kaçtı? 2.80 miydi? 3 dolar satış alanıdır. Dibi var. Yani şimdi tam hatırlayamıyorum ama İskenderun demir çelik gibi galiba 80 sentler miydi? 1 dolar, 1 dolar civarıydı. Onun dibi vardır. Uzun vadede geliyor gidiyor. Ama şöyle bir sinüs dalgası çiziyorlar. Dolayısıyla demircilere yatırım yapıyorsanız o tür bir grafikle de belki ilgilenmek daha güzel sonuçlar almanıza neden olabilir. Yani bizde hepsi şeydeydi, yukarıdaydı. İskenderun demir çelik de öyle mesela. 2.20, 2.5'lar. Buralar satış alanıydı. İskenderun demir çelik, dolar bazlı. İşte Ereğli'ye bakıyorsunuz 2.80, 3 civarlarına geldi galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. 3'ü bulmadı, özür dilerim. 2.5 dolar da o buldu diye hatırlıyorum. Kardemir o da öyle tepelerdeydi. Tabii doların yürümesiyle o grafikler düşmeye başladı. Aynı şekilde o da en tepe noktasından işte 1 dolar civarında bir miktar gevşiyor. Yani bunları aynı anda hepsini değerlendirebilirsiniz tabii. Herkese iyi akşamlar.